Herkese merhaba. Boş duran Allah sevmezmiş diyerek yeni bir DeFi açıklamasıyla karşınızdayım. Aslında şunu söyleyeyim, yani bu konuya önem veriyorum çünkü bir şekilde kendimizi işte Bitcoin 100 bin dolar olacak veya sabah kahvaltıda Rothschild'la beraberdim, bana planlarını anlattı şeyinin dışına çıkıp gerçekten Türkiye'yi, İstanbul'u finans merkezi haline çeviriyorsak bu konulara yönelmemiz lazım. Yani regülasyon olarak da yönelmemiz lazım. Bu konuyu üzerinde çalışan insanların ön plana çıkartılması açısından da yapmamız lazım. Çünkü ben bu konuyu bilmiyorum. Bu konuyu çok iyi bilen insanlar var. Ben sadece anlatabilirim anladığım kadarıyla, ama bu insanların çabasıyla bu tip bir gelişme olacaktır. Dolayısıyla yakından da bu konuyu takip etmek lazım. Şimdi bugün iki tane ilginç bulduğum DeFi anlatacağım. Bir tanesi biraz daha aslında espiritüel diyebiliriz ama güzel bir fikir. Diğeri biraz daha ciddi finans konusuna geliyor. Önce bu Pool Together'la başlayayım. Aslında bu bizim bildiğimiz anlamda kısmen milli piyango, kısmen de annelerimizin gün kavramına yakın bir kavram. Ne yapıyorsunuz burada? Herkes belli bir miktar para koyarak, şurada görüyorsunuz, dahi koyarak havuzun içine. Dahi neydi? Son videoda anlatmıştım. Teminata sahip olan, aşağı yukarı %150 teminatlı bir stable coin aslında ve ciddi dalgalanmalar oluyor. Tether'den daha büyük dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Çünkü biraz daha farklı bir yönetim tarzı var. Ama bir stable coin olarak bakabilirsiniz. Her bir verdiğiniz, ödediğiniz DAI karşılığında size bir nevi bir bilet veriliyor. Ve bütün bu bilet alanların parası toplanıyor. Nereye yatırılıyor? Compound'a. Son videoda paylaştığım DeFi'ye yatırılıyor ve orada bu faiz kazanıyor. Neden kazanıyor? İşte piyasa koşulları nedeniyle, onu da üzerinden gitmiştim. Haftanın sonunda da bir kişi o kazanılan faizi kazanıyor. Yani bir milli piyango fikri var. Ama önemli olan ne? Sizin oradaki koyduğunuz DAI ortadan kalkmıyor. Yani burada sadece faizin bir kişiye aloke edilmesi var. Paranız orada kalmaya devam ediyor. Siz çekene kadar da bu sistem içinde devamlı haftalık olarak size bir şans tanıyor. Sistemin büyüklüğü vesaire nasıldır derseniz, siteye baktığınızda görebiliyorsunuz. Yani eligible ticket alınabilir diyelim şeyler. Sponsorluk nasıl oluyor? Bu parayı yatıran kişiler aslında bu çekilişe katılmıyorlar. Yani biletleri yok. Neden koyuyorlar bunu derseniz, şirketin söylediğine veya bu fikrin pool'un söylediğine göre sadece bu ortamı, bu fikri desteklemek amacıyla koyuyorlar. Dolayısıyla ortada bir üzerine faiz işletilen, değerlendirilen bir para var. Ama bu para bir bilet çekilişine giremiyor. Dolayısıyla ortada gördüğünüz gibi fena da olmayan bir rakam var. Dediğim gibi bu Compound Finance'de Compound tarafında işletiliyor. Şimdi nasıl hareket edeceğiz? Ona hemen bir bakalım. Cüzdana bağlan diyorum. Biliyorsunuz ben MetaMask kullanıyorum. Burada. Bağlan dedim. Havuza katılma için basıyorum. 10 tane dahi yok. Cüzdanımda bir taneyle deneyeceğim. Yani bu arada herhangi bir anlattığım konudan para kazanırsanız, bakın bir meyve tabağı isterim. Çünkü burada örnek vereceğim diye devamlı gas yakıyorum. Ethereum gidiyor, işte dahi oraya buraya dağıtıyorum vesaire vesaire. Bir adet aldığım zaman şurada bana, diğer tabii bilet alanlar da var. Daha doğrusu bu havuza para yatıranlar da var. Dolayısıyla görüyorsunuz 400 binde bir şansım var 155 doları kazanmak için. Burada tabii bir akıllı kontrat var arkadaşlar yine. Yani akıllı kontrat içinde toplanan bir para var burada. Şu çok önemli. Bütün bu gösterdiklerimde akıllı kontratı ele geçirirseniz, akıllı kontratta bir bug varsa, akıllı kontratta bir boşluk varsa, bir zayıflık varsa
bütün bu parayı kaybedersiniz. Dolayısıyla evet, son derece teknolojik konulardan bahsediyoruz. Benim açımdan baya baya gelişmiş teknolojiler bunlar. Ağzım açık okuyorum, dinliyorum insanları. Ama günün sonunda kesinlikle yıkılamaz, çözülemez sistemler değil. Her şekilde bir sabah kalktığınızda bütün compound'a koyduğunuz parayı da veya buradaki dayı da kaybedebilirsiniz. Daha önemlisi dayın kendisi de aslında tabii DAI iyi bir collateralize edilmiş sistem ama örneğin Tether açısından bakarsanız gerçekten Tether'de bir problem çıkarsa o zaman oradaki işte audit edilmiyor karşısında birebir dolar vardan varlık vara geçildi mesela Tether'den problem çıkar. Dolayısıyla bu risksiz bir konu değil, onun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi bilet satın ala basıyorum. Bir adetlik bir DAI aldığımı söylüyor. Satın almayı tamamla diyorum. Satın almayı tamamla dediğimde tekrar bir gas fee var. Görüyorsunuz aslında bu yaptığım. Yani normalde buna onayla dersem bir finansçı olarak aslında çok zeki bir finansçı olmadığım anlamına gelecektir. Çünkü ciddi anlamda bir maliyet oluşuyor bana. Bir dolarlık şey için ama neyse onayla diyelim. Konfirmasyon ekleniyor. Buna bastığım zaman EtherScan üzerinden şeyi de görebilirsiniz. Şimdi biraz bekletecek sizi bunun konfirmasyonu için. Şuna isterseniz basayım. O konfirmasyon gelirken şey tarafına da bakalım. Görüyorsunuz buradaki standart detaylar var. İşte konfirmasyonun sürmesi beklenen süre, kimden nereye gitti vesaire. Neyse konfirmasyon geldi. Hayır, böyle bir şeyim yok. Bunu istemiyorum. Şuradaki ticket'a baktığımızda İhtimali görüyorsunuz. Şuna basalım. 5 gün sonraki dönem $155'miş. İhtimalim $1'lık kısmım. İstediğim zaman da buradan çekilebilirim. Çünkü çekilmediğim sürece bu çekilişin içinde kalmaya devam edeceğim. Şimdi bu sistemlerden bir tanesiydi. Basit, dediğim gibi eğlencelik bir şey bu. Çok daha önemli bir nokta değil. İkinci bir DeFi'ye geçmek istiyorum. Bu biraz daha ciddi bir konu. Curve kısmı. Curve'e baktığımızda bu arada tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten benden çok daha iyi bilip çok daha iyi anlatanlar var. Çünkü anlatma konusu aslında bilmekle paralel bir konudur. Bildiğiniz kadar anlatabilirsiniz. Tabii karşı tarafta anlayabileceği kadar anlar. Suyun kabı kadar su alabilirsiniz akan bir çeşmeden ama yine de internet ortamında gidip baktığınızda benden çok iyi anlatan insanların da olduğunu özellikle yabancı dilde de söylemem lazım. Şimdi burada da bir cüzdana bağlanmam lazım ama önce bir görüntünün ne olduğuna bakalım. Bütün curve pool'u kullanarak swap'lar yapabiliyorum. İşte şurada yine stable currency'leri görebiliyorsunuz. Bunlar arasında swap'lar yapmak mümkün. Önce bir cüzdan bağlantısını gerçekleştirelim. Tabii ki MetaMask tarafından gidiyorum. Connect diyorum. Bağlanmış durumdayız. Şimdi mesela DAI'dan Tether'e geçebilirim. Neden geçebilirim? İşte önceki gün paylaşmıştım veya işte ne bileyim Binance USD'ye geçebilirim. Söylediğim gibi bunların getirileri daha iyi olabilir, başka bir nedenden dolayı olabilir ama günün sonunda bu tip işlemleri, burası aslında DEX adlandırılan, hani Decentralized Exchange denilen bir ortam burası. Buraya baktığımızda görüyorsunuz burada curve pool'ların neler olduğu var. Depozitler var. Günlük hacim var. Şimdi önce bir şeye bakalım.
Pullar Compound zaten geçen gün paylaştım. PAX, Y, B, USD, Sentetik ki bu enteresan bir şey konu. Bunlara bakmak gerekir. Sonra başka bir günde bunları da paylaşacağım ama neye bakıyoruz burada? Aslında şuna bakıyoruz. Bakın her pool için, compound için bakıyoruz burada. Tabii çok eski süredir var olan fikirler olmadığı için çok kısa vadeli olarak bakabiliriz performanslarına. Neymiş bu? 27 Şubat itibariyle başlamış annual percentage yield, yani yıllıklandırılmış getirisi tarafına bakıyorsunuz. İşte aylık var, haftalık var. Total rakam compound'daki buymuş. Buradaki kullanılan currency'lere baktığımızda DAI ve USDC varmış. Örneğin az önce Tether vesaire vardı. Burada bunlar söz konusu değil. Devam edelim. USDT tarafına bakıyoruz. Burada da yine istatistikler var. Burada USDT var. Tether'i eklemişler. Biraz daha yüksek bir getiri görüyorsunuz. 6.38'lik bir getiri var. Bunun da aynı şekilde başladığı günden. Bu biraz daha erken başlamış görüyorsunuz. 10 Şubat itibariyle başlamış ki burada önemli nokta da şu, unutmayın bu dönemin içinde o çöküş de var. Yani finansal krizi de içinde koyduğumuz bir dönemden bahsediyoruz aslında. Y curve'e bakalım, Y pool'a bakalım. Burada daha agresif bir %11'lik getiri varmış ama bunu da başladığı tarihten bu yana alalım. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı. Benzer tarihler zaten. Netice itibariyle görüyorsunuz iyi getiriler var. Çeşit çeşit şeylerde. Şu baktıklarımız arasında en yüksek Y gibi gözüküyordu. Şimdi burada deposit tarafına gelelim. Yani bu havuza biz de para koyacağız ve bu havuzun bir FX trade edenler bilir. LP liquidity provider, yani likidite sağlayanlardan biri olmak istiyoruz. Tabii bunun karşılığında da belli bir getiri ortaya çıkacak. Şurada görüyorsunuz curve pool'a yatırmak için bende sadece DAI var. 8.97 aşağıda. Farklı farklı alternatifler var aslında. Bu havuzun detaylarına baktığımızda %5.76'sı DAI'mış, %18.44'ü USDC'ymiş. Bunların hepsi tabii stablecoin biliyorsunuz. 56'sı Tether'miş, 19.74'ü de TUSD'ymiş. Bende sadece DAI var. Burada çeşitli alternatifler var. Dengeli bir şekilde oranlatabiliyorsunuz. Şu hani şifre girdiğinizde hep hatırlasın kısmı vardır ya, ona benzeyen bir durum. Çok fazla onunla bir alakanız yok, olmayacaktır. Deposit wrapped, o da DAI'ın tipine bağlı. Onunla da bir ilginiz olacağını ilk başta çok zannetmiyorum. Ben 100 maximum amount of coins available diyorum. Zaten 10 tane var. Yani 10 tane de yok. Az önce onu da değiştirdik. Dolayısıyla hepsini kullanması amacıyla deposit kısmına basıyorum. Şimdi göreceksiniz bununla ilgili bir fee var. Yine şuna bir edit'e basalım isterseniz. Bakın burada şeyleri söylüyor. Select the higher gas fee to accelerate payments of your transactions. İsterseniz gidip gas station, dün paylaşmıştım, ne kadarlık bir gas olduğunu oradan görebilmeniz mümkün. 0.69 vermem durumunda biraz daha hızlı işlem gerçekleşecek gibi gözüküyor. 0.56 verirsem 16 dakika, hemen gerçekleşmesini istiyorsam 0.78'miş. Yani 0.0031 vermek mantıklı gibi gözüküyor. Aslında burada biraz fazla veriyorum yine. Şu detaylara bakalım. İsterseniz bu rakamları, miktarları değiştirebilirsiniz. Ama madem
deneme amaçlı yapıyoruz. Bunları değiştirmeyeceğim. Hızlandırmak veya daha şey yapmak istemiyorum. Dolayısıyla buna hiç dokunmayayım. Detaylara baktım, onayladım. Yine biraz ödeme yapıyoruz. Bu kadar var mı? Cüzdanda çok emin değilim. İşlem başladı. Demek varmış. Çok da açıkçası bakmamıştım. Cüzdanı açtığımızda görüyorsunuz 8.59 LP token bana vereceğini söylüyor. İşlem bu arada gerçekleşti. Bu nedir? Tekrar işlemin onayını aldım. EtherScan tarafına baktığımızda bakın işlemi burada görebiliyorsunuz. Stablecoin tarafına geçtik. Tekrar Curve tarafına geri geleyim. DAI karşılığında bana şurada gördüğünüz LP token'ı vermiş oldu. O kadar ufak bir işlem yapmış durumdayım ki ben havuzun ne kadarına sahip olduğumu şurada göremiyoruz. Gördüğünüz üzere havuzun büyüklüğü 7.4 milyon dolar. Ben havuzun karakterine uygun bir şekilde dağıtılmış vaziyette. Bakın 0.52, 1.67, 5, 1.79. Çünkü az önce söylemiştim, bakarken Vay'ın içinde bu detaylar var, bu stable coin'ler var ama benim elimde yoktu. Dolayısıyla DAI koydum. DAI 8.9'daydı galiba. Ne kadar koyduğumu hatırlamıyorum. O bir şekilde havuza göre dağıtılmış oldu. Şuradaki detaylar artık ne olup bittiğini burada gösteriyor. Şimdi bu işten çıkmak istiyorum. Yine aynı şekilde withdraw'a bastığımda ne kadar çıkmak istediğimi görüyorsunuz. Tamamını çıkmak istiyorum. Zaten burada portföyümün detayları var. İsterseniz aşağıda combination of all coins diyor veya sadece yatırdığım şekliyle, DAI şekliyle de alabilirim. Tabii yine şurada görüyorsunuz gas price'lar var. Bakın şu daha önce paylaştığım şey, yani update etmedim şu anda ama buradan takip edebilirsiniz. Gas price'ı biraz az mı alıyor, fazla mı alıyor? Yani kendi fiyatınızı da girebilirsiniz sonuç olarak. Bitcoin tarafında da, Ethereum tarafında da şu parayı, ücreti ödeyerek işlemin gerçekleşmesini istiyorum diyebilirsiniz. Burada da görüyorsunuz paranızı çıkartmanız da son derece kolay. Netice itibariyle aslında sizin buralarda yapmanız gereken şey dönüp de ne kadarlık faiz oranları var piyasada, işlemler nerelerden geçiyor, maliyetlerim ne, bu detaylara bakmanız lazım. Her ne kadar burada gerçek anlamda bir ortada aracı yoksa da bazı noktalarda aracılar var. Aslında şu gördüğünüz şey tam olarak bir decentralized değil. Üçüncü parti yok kısmında da bazı üçüncü partiler var. İşte Oracle'lar vesaire var. Yani tam olarak anlattığımız kadar istenilen ideal halinde değil. Ama bu tip fikirlerin ben çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi çalışan fikirler. Dolayısıyla en azından anlamak babında yakından takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi çok emin değilim ne kadar iyi anlatabildiğimden. Ama biraz kurcalarsanız rahatlıkla anlaşılabilecek bir şey. Yani buradan netice itibariyle elimizdeki stable coin'leri bir havuza likidite sağlanması anlamıyla hedefiyle verdik ve bunun karşılığında da bunun bir getirisi olacak. Birkaç tane havuz vardı. O üç havuz karşılaştığımız havuzdan en yüksek geçmiş getirisi olanlara bir tanesine Whitepool'a ben bunu yatırdım ve yatırdığım zaman da havuzun yapısına uygun bir şekilde benim koyduğum DAI'larımı dağıttı ve böyle bir resim karşımıza çıktı.
bunu istediğim anda aynı şekilde veya port havuzda bulunduğu şekliyle geri çıkartabilirim. Belli bir süre tuttuktan sonra da faizi alıp gidebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Hafta sonunuzu bu konuya ayırdığınız için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.